Merhabalar, ben Erbil. Bir şeyler yapalım kanalına hoş geldiniz. Bugün gerçekten ilginizi çekecek güzel bir çalışmamız var. Tabelacıları, reklamcıları pabucunu dama atacağız. Bizler de ışıklı tabela yapacağız. Tabii ki bu yapacağımız ışıklı tabela biraz küçük bir tabela olacak. Ama gerçekten evimize, iş yerimize hatta odamıza müthiş yakışacak bir şey işte. Ben kendi logomu ışıklı yaptım. Güzel oldu. Benim çok hoşuma gitti. Bilmiyorum tam arkamda. Tabii bu kabloları falan filan şu an düşünmeyin. Kabloları düzelteceğim. Hadi bunu nasıl yaptığımıza bakalım mı? Hadi hep beraber bir şeyler yapalım. Her hafta böyle farklı ürünler yapacağım. Farklı ürünler tanıtacağım. Ne şekilde yapılıyor, nasıl yapılıyor, hangi gereçlerle, hangi... Yani evdeki en basic, en basit araçlarla neler yapılabiliyor bunu göreceğiz. Şimdi logomuzu yapıp ışıklandıracağız. Bakalım ilk olarak hemen logomuzu bilgisayarda çizimini yapalım. Şimdi çizim konusunda hızlı geçeceğim. Nedeni şu, hem çizim çok uzun sürüyor hem de yani çizim ayrı bir program. Yani o programı anlatmak ayrı bir video konusu olabilir. Ama ben şimdi hemen hızlı hızlı geçeceğim, çizeceğim. Ondan sonra baskıya vereceğiz. Hadi hep beraber bir şeyler yapalım. Evet, çıktılarımızı aldık. Benim biliyorsunuz Ender 3'ün tablası 220x220 olduğu için benim istediğim biraz daha büyük. Bundan dolayı ikiye parçaladıydım. Şimdi bunları Japon'la yapıştırarak üstlerinde Japon'la yapıştırarak birleştireceğim. Evet, alta kirlenmesin diye şöyle bir karton koyayım. Hemen bunu yapıştırıcı alalım. Biliyorsunuz PLA çok rahat yapışabiliyor. Bunu dikkatlice yapıştırın. Evet. Yapıştırdık. Şu şekilde. Logomuz ilk etapta burası hazır. Bunun tabi bu yanlarını falan filan sonradan zımparayla temizleyeceğiz, düzelteceğiz. Çıktılarımızı aldık. LED. Bir adet trafo. Trafo olabilir veya ne bileyim işte elinizde mutlaka, mesela benim elimde var. Adaptör var. Adaptörle de olabilir. Onun haricinde
Bir tane dişi, bir tane erkek 12 volt power giriş ve girişleri. Bu tabi isteğe bağlı. İsterseniz benim elimde vardı. Bundan dolayı takacağım. Uzaktan kumandası. Hani ışığı değiştirebiliyoruz. Tabii ki bu RGB ama bizim bu LED'imiz sadece beyaz. Onun haricinde deneyeceğim. Bilmiyorum. İnşallah güzel olur. Hani bu çok siyah olduğu için belki ışığı çok fazla yansıtmayabilir. Onun için alüminyum bant kullanacağım. Hadi. Şimdi bunu hallettik. Bunu yapıştırdık. Şuradan deleceğiz. Alt taraftan deleceğim. Şuradan deleceğim. Bunu power'ını alta bağlayacağım. Yani şuradan olacak power. Evet, hemen ilk etapta neyle başlayalım? LED'lerimizi yapıştıralım. Hemen LED'lerimizi yapıştıralım. LED'leri şuradan başlamak istiyorum. Kağıdını çıkaralım. Kağıtta ben çıkmayacağım diye uğraşıyor. Evet. Şu şekilde duvara yapıştırarak başlıyorum. Sadece Y'ye atladık. Hemen Y'ye de ufaktan şuraya bir delik delmiştim ben. Hemen o delikten Y'yi de çıkaralım. Şimdi burayı bir delelim. Buraya şeyimizi takacağız. We'll be right back.
evet. Hepsi yanıyor. Bu tamam. Bu şekilde bu bitti. Şimdi bunun kapaklarını halledeceğiz. Şimdi normal adaptöre normal şeye bunu bağlayalım. Evet. Şuna. Bu benimki 3 amper ama 2 amper bile size yeterli olur. Hatta 1 amper bile yeterli olur. 1 amperine 1,5 amperi var. 1 amperi bilmiyorum var mı? Ama 1,5 amperi var. Evet, bunu buna bağlayacağız. Şöyle, hemen ona da başlayalım. 220, burası 220, burası 12 volta düşürüyor. Bunu 12 voltun input'una giriyoruz. 12 voltun, görünüyor mu bilmiyorum, input'una giriyoruz. Buradan da output'tan da burada alıyoruz. Aslında bu RGB output'u. İşte blue, green, red. 3 RGB'nin şeyi. Lakin biz sadece 2 tanesini kullanacağız. Hemen 2 tanesini yeterli olur. Hangisini bağlarsanız fark etmez. Artıyı buradan aldığımız sürece red'i, green'i, blue'yu bağlayabiliriz. Fark etmez. Ama normalde eğer RGB olsaydı buraya blue'yu, green'i ve red'i bağlamamız gerekiyordu. Evet, şimdi bunun bağlantısını yapalım. Dediğimiz gibi şuradan burası 220. 220'den geleni buraya bağlıyoruz. Yine bakıyorum. Bu sefer burada değişiklik yapmışız. Evet, yeşil yine artı. Yeşili artıya bağlıyoruz.